Merhaba. Yepyeni bir sinema haftasında tekrar karşınızdayız. Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi programda neler var gelin hep birlikte bakalım. Remzi evi alsın. Ben de Abur Çikan'ı alalım. Oraya da kabak. Ben kuru yemiş dükkanı istiyorum. Kağıda yüz vermeye geldim. Film koptu bu hafta. Dilimin Fişi filminin başarılı oyuncuları Erdem Yener, Doğa Rutkay, Ayşen Guruda, Alper Kul, Onur Buldu, Özge Borak, İrem Sak ve Özlem Tokaslı'nı ağırlıyor. Ne kadar da güzel olmuşsun. Ay çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Tabakları, altınları, evi. Çok önemli. Haftanın iddialı yapımı Spotlight'ın New York galasından çok özel görüntüler. Koleksiyoncu ve Oyun adlı belgesellerden sonra çektiği uzun metraj filmleriyle gündeme gelen başarılı yönetmen Pelin Esmer'in yeni filmi İşe Yarar Bir Şey'in setine konuk olduk. Filmin yarısı trende geçiyor. O mu, bu mu, şu mu köşesinin bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Alican Yücesoy. Sinema eleştirmeni Manolya Darkız haftanın dikkat çeken yapımı Zor Saatleri yorumluyor. Yapımcılar, size sesleniyorum buradan. Artık denizli, felaketli filmler lütfen çekmeyin. İçim bayıldı. Film koptu, başlıyor. Sinema dünyasında geçtiğimiz hafta The Revenant rüzgarı esmişti, hatta esmeye devam ediyor. Bu hafta da yine Oscar'da altı dalda aday Spotlight rüzgarı esecek. Şimdi filmin New York galasına gidiyoruz. Obviously the church will fight us very hard. Trying to get some background information. I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing. We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. 88. Akademi Ödülleri'nin iddialı yapımı Spotlight'ın galası geçtiğimiz günlerde New York'ta gerçekleşti. Seyircisinden tam not alan filmin en çok konuşulan ismi, filmin başrol oyuncusu Michael Keaton ve güzel oyuncu Rachel McAdams oldu. Efendim, gün geçmiyor ki Leonardo DiCaprio ile bir haber film koptu ekranlarına gelmesin. Geçtiğimiz hafta vizyona giren The Revenant filminde ayıyla boğuşması epey konuşulmuştu. Şimdi o ayının gerçekten ayı olmadığını size söylemek istiyorum. İzleyince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Vizyona girdiği günden beri her ülkede gişe rekorları kırmaya devam eden Oscar'ın güçlü adayı The Revenant filmiyle ilgili her gün yeni bir haber geliyor. Leonardo DiCaprio'ya saldıran ayının dublörü Glenn Innes, yönetmen Alejandro González Iñárritu ile birlikte en gerçekçi ayı davranışlarını öğrenmek için uzun süreler çalışmış. Filmin çekimlerinde dublöre çok büyük mavi bir ayı kostümü giydirilmiş. Sonradan özel efektle bilgisayar ortamında gerçek ayının görüntüsü yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi ayı bilgisayar ortamında gerçekleşmiş efendim. Dublörün işi ne kadar zor. Uzun süre ayıları gözlemlemiş. Ne yerler, ne içerler, nasıl davranırlar. Sonra o da aynılarını yapmaya çalışmış. Bence dublörün psikolojisi kesinlikle bozuk. Şimdi yerli sinemamıza dönelim. Gişe rakamlarında ne var ne yok hep birlikte izliyoruz. 69. Bizans oyunlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu ne lan? Gel bir öpeyim kızı. Biraz çok öpeyim. Ne? 2016'nın 4. vizyon haftasına girilirken yerli yapımların beyaz perdede etkili olduğunu görüyoruz. Ne yapıyorsun be ya? Baksana bütün çalgıcılar telef oldu, hepsi dağıldı. Ne yapacağız şimdi, akşam düğün var. Sevenleri.
Murat Boz ve Burak Özçivit'in başrollerini oynadığı Kardeşim Benim 1 milyon barajını geçen yapıtlardan oldu. Güzel gözlüm, şirin sözlüm. Kim bu kız? Dedemin hemşiresi. Dedemin fişi vizyona girdiği ilk haftada 305 bin kişi tarafından izlenirken Bizans oyunları Game of Bizans iki haftada 403 bin kişiye ulaştı. Mayalar çağın çok ilerisinde bir medeniyet. Peki yatakta nasıllar? Sabaha kadar. The Revenant ve The Good Dinosaur ise ilk beş içinde yer alan yabancı yapımlar arasında bulunuyor. I got a job for you. Keep on the dodge and saddle up the law, but only pass them horn heads. What? Sinema eleştirmenimiz Manolya Dar Kız'ı daha fazla bekletmeyelim ve bakalım bu hafta hangi filmi yorumlayacak. Sevgili sinema severler, bu hafta Zor Saatler filmini eleştireceğim. Getirelim filmimizi. Bu filmi çekerken gerçekten oyuncular zor saatler geçirmiş. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. I just didn't know if you'd be attracted to me. You're exactly how I pictured you. Oyunculuklara gelecek olursak oldukça zayıf bir kadro görüyorum. Hiçbir çarpıcılık yok. Performansları son derece dipte. Ben artık bu oyuncuları izlemek istemiyorum. They don't say you gotta come back in. Filmin sinematografisine gelecek olursak bu Android poz ışıklar son derece gözümü yoruyor. Şu ışıkları bir doğru ayarlayın. Hiçbir zaman ışık ayarını bilmiyorsunuz. Ben resmen göremediğim filmi eleştirmeye çalışıyorum. Düşünebiliyor musunuz halimi? We got maybe 3 hours. It's your job to go out, right? Görsel efektler fena gözükmüyor. Yalnız bu filmin sıkıcı olduğu gerçeğini gerçekten değiştirmiyor. Yapımcılar, size sesleniyorum buradan. Artık denizli, felaketli filmler lütfen çekmeyin. İçim bayıldı. Evet sevgili Manolya severler, bu filme gidin izleyin maalesef ki diyemeyeceğim. Ama yine de siz bilirsiniz, benim bu filme puanım... Haftanın o mu bu mu şu mu köşesinin konu başarılı oyuncu Elcan Yücesoy. Yüzme mi, tenis mi? Tenis. Natalie Portman mı, Jennifer Lawrence mı? Natalie Portman. Savaş filmi mi, aksiyon filmi mi? Aksiyon. AC/DC mi, Deep Purple mı? Deep Purple. Kavun mu, karpuz mu? Kavun. Angry Birds mı, Candy Crush mı? Candy Crush. Sweet. Güldür Güldür ekibi ne çekse izlerim diyorsanız sakın ayrılmayın. Çünkü yeni sinema filmleri Dedemin Fişi'ni oyuncularından dinleyeceğiz. Ama öncesinde filmden kareler. Bildiğiniz gibi bir yıldır bitkisel hayatta olan babamızın 2 ay önce beyin ölümü de gerçekleşti. En fazla yaşayan 21 gün yaşamış. Fakat babam 60 gündür yaşıyor. Demek babam beyni olmadan da yaşıyor. Karakterinizi biraz dinleyelim sizden. Nasıl bir karakter bekliyor? Biraz çılgın, müzik zamanında gönül vermiş ama olmamış. Benim karakter, ilk olarak bizim bu filmimizin... kahramanları Malatya'da yaşıyorlar. 5 kardeşler. Ben hayırsız bir evladım. Albüm çıkarmak istemişim. Babamın paralarını çarıp tam albüm çıkaracakken Marif denilen Onur Buldu'nun oynadığı kardeşim beni ihbar ediyor ve babam yakalıyor. Ben de Mersin'e kaçıyorum. Babamın bitkisel hayata girene kadarki olan sürecinde de Mersin'de yaşıyorum. Hı hı. Ve ilk defa uzun yıllar sonra Mersin'den Malatya'ya geri gelip
Eski hesapları, defterleri açan pislik bir karakter böyle. Muhteşem oğlum, bu ne? Döner baba. Ama dönmüyor. Ben de baktım, dönmüyor. Yani ilkokulda silgisini çalan çocuk da bile hesabı olan bir adam. Yani bir tek kendisini seven... Çok narsist. Peki çekimlerde hep eğlendiğinizi gördük falan ama galiba telefon çekmeyen bir yerdeydiniz ya falan. Zorlukları oldu mu? Böyle vadinin arasında bir yerdeydi. Telefon böyle tırmanmalı bir yerde, bir tane kayayı atlıyorsun. Orayı da tırmanıp bir ağaç tepesi var. Ağacın oradan internet de vardı. 3G vardı. Herkes elinde telefon oraya çıkıyor. Evet, herkes o tarafa gidiyordu. Çekim aralarında zaten herkesi dağ tepe, bayır, ormanda, kayaların tepesinde sosyalleşmeye çalışırken görebilirdiniz. Zor oldu vallahi, çok bağlanmışız aslında telefonlara, onu fark ettik orada. Epey bir hastalanmışız. Telefon olmadığı zaman tavlaya falan döndük. Tekrar tavlalar, satrançlar, damalar çıktı ortaya. O kadar hızlı nasıl konuşabiliyorsunuz? Ya bu Türk kadınlarında hani özellikle kavga ya da telaşlı halinde böyle çıkar ya böyle, ne dedi anlaşılmaz. Ben de çok gülüyorum hani böyle kavga ediyorsun ama ne dediği anlaşılmıyor. Sinirli ama hani karşılık veremiyorsun çünkü ne dediği anlaşılmıyor. O hani senaryoda olan bir şey değildi ama sette kendinden oluştu hani. Çok başarılı. Hani çocuğunu azarlayan anne, çünkü hepimiz azar yedik zamanında annelerimizden, akrabalardan. Öyle çıktı hani böyle çocuğu azarlarken hani ne dediği anlaşılmadı. Sonra ekip çok güldü, dedi bunu hep yap. Biraz böyle eşini de şey yapan bir kadın. Evet evet. Sürekli yani eşine akıl veren. Evet, bir şey durumu var hani böyle ailede böyle bir güzel durup hani böyle hani bir duruşlar falan, sonra Marif gel deyip kapılar kapanınca hani böyle onu dolduran. Ona da onu ver. Hani bu miras kavgası var ya, evet, bizim film boyunca. Onu ona bırakma. Büyük dükkan bizde kalsın, küçüğü ona ver gibi böyle sürekli adamın kafası. Yani biz belki planı var, onu da bozuyorum. Adamın kafasında belki bir şey var, onu da baltalıyorum ama kendi dünyasında, kendi planları, kendi yönlendirmeli olan bir karakterdi yani. Oraya da kabahla. Aa, pardon. Tabakları, altınları, evi. Çok önemli. Evet, onun için. Role onlara bakarak hazırlandı. Tabii, günlerce tabii. Onlara baktım. Hep aynı seti taktım zaten. Çok önemsiyor da öyle aman aman da bir şey de yok aslında. Yani altınları belli. Burada 3 tane, burada 2 tane. Fixti zaten. Bir de kolyem, küpelerim. Kader. Gel bir öpeyim kızım. Helal, çok öpeyim. Olsun sonra. Allah. Ben çocukları yatırım. Ben de çocuğu yatırım. Marif Beyciğim, karıştırdınız bütün aileyi. Ama aile benimle çok uğraştı. Aslında ben karıştırmıyorum. Ben çözebilmek için topluyorum. Fitliyor. Ben çözebilmek için herkesi topladım. Kendileri karıştırdılar işleri. Tabii canım. Asıl diğer şey kardeşe, Alper Kul'un karakterini arkasından konuşmalarınız çok komik. Ama Alper çok komik oynadı. Çok, ya onun şeyi Peru falan, evet. Harika olur. Sizin zaten de Perusuz, özellikle öyle. Yani şunu şöyle düşün. Sizin bıyık çok güzel. Beğendin mi? Evet. Özel tasarım. Bıyık harika. Hırto, soyha, zırto, tırrık, hırto, zibilli. Çok eğlenmişsiniz. Sette çok eğlendik. Zaten burada da çok eğleniyoruz. Zaten bütün ekip tatile gitmiş gibi oraya gittik. Hı hı. Ne telefon çekiyor, ne bir şey var, ne internet var. Size bir var. Şey oldu, detoks oldu. Detoks oldu, iyi geldi. Hadi arkadaşlar. Çok geldi. Tavla falan oynamışsınız. Ben çok sevmem de onlar oynadı. Ya. Ben daha çok bozmaya çalışıyordum. Kaç o? 2-4, onu oyna oğlum, bunu oyna bir. Filmde biraz Yeşilçam esintisi mi var? Var. Yani olması için çaba sarf ettik. Umarım olmuştur. Hı hı. O ailelerin, bireylerinin birbirini sevmiyor gibi görünüp fakat çok sevdiği. Remzi evi alsın. Ben de bu dükkanı alalım. Oraya da kabahla. Ben kuruyemiş dükkanı istiyorum. Çağatay yüz vermeye gelmedi. İçinde dramın da komedisinin de olduğu bir film yaptık. Her şey var. Korku da var. Korku da var, evet. Kim bu kız? Dedemin hemşiresi. Filmimizin tatlı hemşiresi. Evet. Tatlı mı bilmiyorum ama çok evet tatlı. Çok tatlı. Çok karakteristik özellikleri var.
çok tatlı bir ilişkisi de var. Evet, aynen öyle. Ya ilişkisi olacak ama işte yapamıyor bir türlü. Kalbi evet. Çok kırılmış zamanında. Bu arada Bora ben. Senin adın? Pervin. Telefon numaran? Anlamış. Ama hani filmin içerisindeki o hani Çilci ailesinin o yaşadığı kaostan ve dramanın biraz daha dışında hani filmin böyle romantik ve aşka dair şeyi kancasını atmak için görevlendirildim. İnşallah başarmışımdır. Nasıldı Mudurnu? Çok güzeldi. Doğayla iç içe, hakikaten yeşilin her tonunun olduğu, İstanbul'a oldukça arabayla gidilmesi zor. Ben de böyle evine, eşine falan fazla bağlı biri olarak açıkçası biraz mutsuz günlerim oldu. Ya. Yani öyle çok keyifli geçmedi benim için. Aa, inanmıyorum. Evet. Peki Erdem Yener nasıl bir partner? Valla Erdem harika bir partner. Zaten Güldür Güldür'de de 3 sezondur bir sürü şey var. Karı koca olduk, kardeş olduk, anne baba olduk. Burada da onunla çalışmak harikaydı. Sonunda aynı dili konuşmaya başladık ha. Toprağım. Yok artık. Devrem. Sinema severler ne bulacak dedem afişinde? Yani ben böyle çok iddialı cümleleri sevmiyorum. Yani şöyle mükemmel, böyle şahane. Çünkü bana yapıldığında itici geliyor açıkçası. Sadece şunu söyleyebiliriz ki onları hayal kırıklığına uğratmak istemedik. Çoluğunu çocuğunu alıp aman evladım bir şeyden rahatsız olur mu diye düşünmeden gelebilecekleri. 7'den 70'e diye hepsine kapımız sonuna kadar açık. Deden, hadi deden, aç şu kömür gözlerini. Kömür mü? Lan deden yeşil göz. Filmde her şey var. Biraz da Yeşilçam'dan esintiler var galiba filmde. Yani ben öyle hissettim. Genel olarak bizim de ortak fikrimiz o oldu. Hani harbiden şey Yeşilçam filmlerindeki o tatlışlık, o kavga et sevimli sevimli tatlış tatlış ama sonra da aile olduğunu hatırla birlik evet. Ol falan onların hepsi var bir şekilde. Heyecan verici günler bizim için. Çok güzel. Siz çünkü kavga etseniz de birbirinizin arkasından konuşsanız da bir ailesiniz. Asla ayrılmıyorsunuz. Evet. Herkes birbirini tutuyor. Evet. Arkadan ne kadar şeyler de yapılsa didişmeler, çatışmalar gerçekten çok tatlı olmuş. Hani şey aileler vardır ya kendi kendine kavga eder, didişirler ama dışarıdan biri bir şey dediğinde hemen birlik olurlar. Sizinki öyle. Biz birbirimizi gömeriz sadece falan. Aynen. Sizinki tam olarak tam öyle. Tam öyle bir aile evet. Ama ben şunu izlerken şunu hangi kardeş hangi kardeşi seviyor? Orada tabii şimdi o hemen iş bitirelim falan durumlarında birazcık bir riyakarlık var orada, çakallıklar var tabii mirasın paylaşımı sırasında öyle şeyler oluyor. Ama zaten filmin sonunda aslında herkes birbirini ayırmaksızın sevdiğini hatırlıyor. Babanız öldükten sonra ya anlaşırsınız ya da devlet 5 eşit parçaya böler. Tabii şeyi söylemek lazım, bu Güldür Güldür'ün filmi değil. Güldür Güldür oyuncularının... oynamış olduğu, yönetmeninin çekmiş olduğu, yazarlarının yazmış olduğu özgün yepyeni bir sinema filmi. Bambaşka karakterlerle izleyecekler bizi. Hakikaten güzel oldu yani. İnancımız o yönde. Siz filmin ama en normal karakterisiniz bu arada. Evet yani herkes bir acayip. Çok sıcak. Herkesin tipi bir acayip güzel oldu. Herkes çok iyi hazırlandı hakikaten. Herkes çok kafa yordu tipinde ne yapabilirim diye şey yaptı. Ben tabii ailenin İstanbul'da yaşayan... Biraz cool. ...futbol menajerliği yapan biriydim. O yüzden benim tipim normal kaldı. Erkekler hep aynı. Ne aynı? Kaç tane erkek gördünüz daha aynı? Ne çirkinmiş lan bu. Ne kadar da güzel olmuşsun. Ay çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hiçri. Bizi görür dayanamıyor. Hiçri. Bunun için nasıl bir deneyim oldu? Güldür Güldür ekibi Beyaz Perde'de. Önce şundan başlamak istiyorum. Güldür Güldür ekibi gerçekten güldür güldür bir ekip. Ben dışarıdan katılan bir oyuncu olarak hani hep birlikte çalıştıkları için onlar ortak bir enerji, ortak bir dil oluşturmuşlar. Ama hemen içlerini aldılar, o enerjinin içine aldılar ve gerçekten o kadar eğlendim ki çekim sürecinde. Canı gönülden bütün enerjilerini koyarak katkı sağlıyorlar. Oyun alışverişi, onun dışında sohbetler, eğlenceler, setim çok güzel geçti. Çok mutlu oldum onlarla çalıştığım için. Ayrıca karakteri çalışmak da çok ilginç oldu. Ya karakter hiç daha önce böyle bir karakter oynayacağımı hayal bile etmemiştim. Ya
İrem Sak şeyden bahsetti. Beni şöyle hazırladılar role. Tabağın senin için çok önemli. Tabağını çok seviyorsun. Ve altınlarını çok seviyorsun. Sizin ne oldu? İfadesizlik. Nötr bir yüz. Hiçbir duygu yüklenmiyor yüze. Ama seste bir hayat var. Onun da nasıl bir hayat olacağı biraz sürpriz. Her an her şey olabilir özellik için. Genelde zaten o eğer bir mekana girdiyse, insanların olduğu bir mekana girdiyse enerji hemen değişiyor. Genelde de ürkütücü. Günde yarım kilo yemiş sattı, sattı. Barf abi, bağır her zamankinden 150 kilo dedi. Lokusundan kuru yemiş ayrılsın dedi. Hayırlı olsun filminiz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Çok komik bir film izledik. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Özellikle o karınla oynamak zor muydu? Yani çok enteresan bir şekilde benim şu ana kadar oynadığım karakterlerde, oynadığım rollerin çoğunda hamile olduğu ya da en başından hamileydi vesaire. O yüzden hani karınla oynamaya biraz aşinayım aslında ama yazın ortasına denk geldiği için birazcık zorlanmadım da değil yani. Böyle kağıt havlular koydum hep karnıma, terledim. Çünkü böyle aktı artık ter üstümden ama gece de buz gibiydi. Hani değişik bir iklimde çalıştık. O yüzden karın hem zorladı hem sıcak tuttu arada. Almanca bir aile. Sizin çok güzel bir Almancanız var. Almanca biliyor muydunuz? Hiç bilmiyorum. Şahane bir tiradınız var özellikle. O azarlama sahnesi. Vallahi gerçekten Almanca konuşanlar... Bilmiyorum, siz Almanca biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Ben inanıyorum. Herhalde çok iyi konuşuyor Almancayı ki bu kadar iyi yapamazsınız çünkü. Ya, gerçekten. Çok başarılıydı o sahne. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ama yok yani sıfır Almanca. Yok, hiç yok. Çok, o zaman çok güzel çalışmışsınız ve çok bayağı güzel çıkmış ortaya. Karakter çok güzel. Gece gündüz aynı şeyi söyler oldum. Aynı şeyi söyler oldum böyle dinleye dinleye. Çünkü söylettirdim tabii ki düzgün Almanca konuşan hocalarla çalıştık.